Bir de ne oldu? Yani bunu diyenler kime zarar verdi? Bakın yıllarca televizyon haramdır dedi. Bakın içeriği haramdır demedi. Mesela televizyonlarda zararlı programlar var. Çocuklarınızı koruyun diyebilirler. Belki denmesi de gerekir. Ona kimse bir şey dedi. Buna bazıları doğrudan televizyon haramdır dediler. Yani orada resimlerin olduğunu, resmin haram olduğu gibi işte. Evet. İşte fotoğrafta bir şey çekildi, resimdir. Fotoğrafların hızlı oynaması var. Bundan dolayı haramdır dediler, ellerine sokmadılar. Sonra kendileri de işte televizyonlar kurdular bunu diyen kimselerin bir kısmı. Fakat bunu deyince kim zarar etti? Sonuçta siz Müslümanları birçok şeyde geriden başlatıyorsunuz. Yani şu haramdır, bu haramdır diyorsunuz. Sonra dediğinizin de saçma olduğunu anlıyorsunuz. Müslümanları geriden başlatıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Hiçbir İslami kaygısı olmayanlar diyelim ki televizyonlar kuruyor. Olumlu, yani İslam'la ilgili olumlu bir şeyler televizyon üzerinden yapma ihtimali olanlar, belki güzel filmler, güzel İslam'ın o güzel ahlakını televizyonlarla, dizilerle anlatma kabiliyeti olan birçok kimse belki bu uydurma izahlardan dolayı işte başka alanlara yöneldi, bunları yapmadılar. Evet. Yani Müslümanlar hep geriden başlatıyorsunuz. Bakın müzikle ilgili de aynısı yapıldı. Birçok kimse müzik haramdır dedi. Dünyanın en iyi şarkıcılarından Cat Stevens Müslüman oldu. Müzik haramdır izahlarına kandı. Müziği bıraktı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en ünlü müzisyenlerinden biri Müslüman oluyor. Bana göre adını da değiştirmesine gerek yoktu. Aynı adla aynı şeyle işte haramı öven şarkılar varsa onların sözlerini değiştirebilirdi. Hayat tarzına ben gerekli değişiklikleri yaptım diyecekti. İşte haram olanı bıraktım. Farzlara, namazıma, orucuma dikkat ediyorum. İslam'a kavuştum. Hayatım anlam kazandı. Bunu söyleyip aynı şekilde devam edecekti. Bunun etkisi olağanüstü olurdu. Müziğin haram olduğu izahına kandı. Ve İslam için çok büyük bir hayır gerçekleşmedi. Ne oldu? Allah'a şükür o Cat Stevens da 20-30 sene sonra olsa da İslam'a geçişinden o izahların uydurma olduğunu anladı. Yeniden müzik yapmaya Onu diyecektim. Yani 30 yılını aldı ne yazık ki. Yeniden başladı ama maalesef olan 20-30 yıllık bir sürece denk gelmiş oldu. Oysa ki hocam dediğiniz gibi yani ismini değiştirmeseydi, belki hani yine aynı kılık kıyafetiyle devam etmiş olsaydı, bu sefer Avrupa'da yaşayan, Amerika'da yaşayan insanlar da illa işte Müslüman olunca bak bu şekilde girmek gerekiyor, işte müziği bırakmak gerekiyor, kendini kedinin tamamen ya, dünyadan soyutlamak gerekiyor gibi bir ismi Cat yani kedi yani Evet. sonuçta. Başka bir anlamı varsa Cat'in kullandığını bilmiyorum şeyle ama yani Bizde de Cat oysa ki Ebu Hureyre diye mesela bir sahabe var değil tabii mi? Kedicik babası diye kedilerin meşhur babası var. olan. Yani Evet. isminde olumsuz ne var? Evet. Yani şimdi değiştirecek de bir şey yok. Şimdi değiştirdim, değişir, yani ben sevdim, değiştirdim ismimi. Daha bir İslami buluyor. Güzel olabilir ama Mutlaka. yani şurası da dediğin gibi bir gerçek. Yani bu şekilde isim değiştiren birisi karşıya da şu mesajı veriyor. Siz Müslüman olursanız isminizi değiştirmeniz gerekiyor. Evet. Değil mi? Yaşayışınızı, Yani o sizin her yani böyle şeyinizi. ünlü kimseler kendisi değiştiklerinde yaptıkları değişikliklerin hepsi İslam'ın bir şartı zannediliyor. Sen Müslüman olunca işte bu kıyafeti giymen lazım, ismini böyle değiştirmen lazım, müziği böyle bırakman lazım diye bir mesaj Vermiş birçok oluyorsunuz. kimse almış oldu oradan ne yazık ki. O da doğru bir mesaj değildi. Oysa göstermesi gereken neyi değiştirmesi gerekiyorsa oydu. Yani ben işte Müslüman oldum, uyuşturucu içki diye kullanıyordum, bıraktım. Evet. Ben Müslüman ticaretimde hile vardı, bıraktım. Veyahut da ne bileyim şarkı sözlerimde ben işte zinayı falan filan övüyordum. O şarkılarımı repertuarımdan çıkardım. Değil mi? Yani İslami eller haramlarla ilgili bir endişe üzerinden bir değişiklikler yaptığını gösterseydi, o zaman millet işte bu kısma odaklanacaktı, bu kısmı düşünecekti. Fakat millet neyi düşündü? Kıyafetinde yaptığı değişiklik, Yusuf değil de isim Cat olmuşu düşündü. Cat değil de Yusuf olmuşu düşündü. Müziği yapan biriyken müzik bırakmayı düşündün. Yanlış şeyler gündeme geldi. Bu yüzden sonra işte bu anlaşıldığında da bence o yanlış mesajı da birçok kimse 30 yıl boyunca aldı. Belki o yanlış mesaj alanların çoğu şimdi Cat Stevens'ın o fikirlerini değiştirdiğinden de habersizler. Yani Yusuf Evet. İslam'ın da diyebiliriz yani o fikirlerini değiştirdiğinden de habersizler. Neyse bu yüzden yani çok dikkatli olmak lazım bir şey haram derken. Kur'an'da karşılığını bulmadan dememek lazım. Bu Metaverse konusunda da böyle.